Serdar Tuncer O kadar da olur mu? Gözümüzün önünde bir oyun oynanıyor. Çeyrek asır önce Irak Kuveyt meselesiyle perdesi aralanan bu oyun biz görmeyelim diye gözümüzün önünde oynanıyor. Biz de oturduk seyrediyoruz. Öyle ya gizli kapaklı bir dalavere çevrilse neler oluyor deyip görmek isterdik belki. Her şeyi o kadar aleni yapıyorlar ki mecburen seyrediyor ama olup biteni asla görmüyoruz. Biraz olan bitenden işkillenecek olsak içimizden bir ses yok yahu diyor. Öyle olsaydı bu kadar açıktan yapmazlardı yapacaklarını. Bir bahar sabahı sevgilisinin elinden tutup gezmeye çıkan kimse gibi seyrediyoruz hayatı. Yanı başımızda bir cinayet işleniyor, biz film çekiyorlar galiba diyoruz. Yoksa bu kalabalıkta olacak iş mi bu? Senaristler bu işi biliyor, katiller senarist. Saddam'ı alaşağı edeceğiz diyorlar, sebep kimyasal kitle imha silahları var. Toplanıp geliyorlar. Canice katlediyorlar. Irak'ı, Saddam'ı uyruk bir mahkeme sonucunda astarıyorlar. Bakıyoruz ki kimyasal silah filan yok. Buraya kadar gelmişken hiç olmazsa Irak halkına demokrasi getirelim diyorlar. Sonuç? Katledilmiş milyonlarca Müslüman, her gün patlayan bombalar, paramparça bir ülke, paylaşılan petrol kaynakları. Biz neler oluyor diyoruz, ahmaklar, Belki bu kargaşadan istifade devletimizi kurarız diyorlar. Irak halkı, eyvah demokrasi o kadar da matah bir şey değilmiş diyor ama bade harabul basra. Akıllanmıyoruz. Baharın gelmesine az bir zaman kalmış Arap coğrafyasına. Bir adam kürsüde konuşuyor. Dinleyenler gülüyorlar. Kamera birisinin yüzüne odaklanıyor. Özellikle o herkesten çok gülüyor. Konuşan diyor ki, neden Irak, sebebi ne? Bin Laden Iraklı mıydı? Hayır değildi. New York'u vuranlar, Pentagon'u vuranlar Iraklı mıydı? Hayır değildi. Irak'ta kimyasal kitle imha silahları var mıydı? Hayır yoktu. Gelen yabancı güç bir ülkeyi işgal eder ve o ülkenin liderini asar. Biz de köşemizde oturur güleriz. Belki sizden biri bir sonraki asılan olacak. Salonda kahkahalar siz Amerika'nın dostlarısınız. Haydi biz diyeyim ama bir gün Amerika bizi asabilir. Biz birbirimizin düşmanıyız. Bunu söylediğim için üzgünüm. Birbirimizden nefret ediyoruz. Birbirimizi kandırıyoruz. Bir diğerimizin derdine gizlice seviniyoruz ve birbirimize tuzak kırıyoruz. Konuşan Kaddafi. Herkesten çok gülen Esed. Kaddafi şimdi yok, ülkesi perişan. Esed'in şimdi bir ülkesi yok, kendisi perişan. O gün toplantıda kahkaha atanların pek çoğu öldü, öldürüldü. Ülkeleri ellerinden gitti. Bu toplantı yapıldığında Barack Hüseyin Obama'nın başkan seçilmesine bir sene vardı. Malum Bahar'a birkaç sene. Müslümanlar, babaannesi Müslüman, göbek adı Hüseyin olan adamın başkanlığına ABD'yi fethetmişiz gibi sevinmişlerdi. Her şey senaristlerin istediği gibiydi yani. Müslüman coğrafyasını alt üst ettiğin vakit karşılaşacağın tepkiyi en aza indirmenin yolu Müslüman olduğu zannedilen bir adamı ABD başkanı yapmaktı. Yaptılar. Coğrafya alt üst oldu ama tepki olmadı. Slogan güzeldi çünkü. Arap Baharı. Sos Enfes'ti çünkü. Adaletsizliğe, diktatörlüğe, gelir dağılımındaki eşitsizliğe isyan. Miadını dolduran Obama'nın gidişiyle bu kez akıllıca işler yapacak birisine ihtiyaç duyuldu. Yapılacak iş o kadar akıllıcaydı ki ancak bir deli eliyle yapılırsa dikkat çekmeyecekti. Deliyi buldular. Üstelik o kadar inandırıcıydılar ki sayıları az bazı akıllı Amerikalılar bile isyan etti bu duruma. Belki de bizi adamın deliliğine inandırmak için bazı Amerikalıları bile isyan ettirdi senaristler. Dünyanın gözü önünde silah satabilmek için bir Katar krizi icat etmek, Rusya'nın desteğiyle gelmiş gibi yapıp Rusya ile ilişkileri bu kadar germek, Suudi aba altından sopa gösterip ılımlı İslam'a yeni bir mevzi bulmak ve nihayet ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini açık edip ortalığı karıştırmak bir akıllı tarafından yapılsa dünyanın görebileceği şeyler. Ama dünya görmesin, sadece seyresin isteniyorsa bütün bu işler ancak bir deliğe yaptırılabilirdi, yaptırıldı. İmam Hatip sıralarında otururken bize anlatıldığı vakit olmaz o kadar da dediğimiz şeyler vardı. Orta Doğu'yu karıştıracaklar, parça parça edecekler. Bir Kürt devleti bile kurduracaklar. Sıra en son Türkiye'ye gelecek. Bütün bunlar da Büyük İsrail Devleti'nin kurulması için yapılacak. Dinler, hissenir, kitap okur, slogan atar ama yok canım o kadar da olmaz derdik. Olmaz dediğimiz ne varsa oldu. İsrail'in dilediği gibi hareket edebilmesi için bütün şartlar inceden inceye gergef gibi örülerek hem de gözümüzün önünde hazırlandı biz hala olmaz o kadar diyoruz. Söyler misiniz Allah aşkına? ABD'nin elçiliği taşıma bahanesiyle Kudüs'ü selam yapma hamlesine Türkiye'den başka ses çıkarabilecek kim kaldı? Hiç kimse. Saddam belki diktatördü ama bu işe hayır derdi. Kaddafi deliydi ama bu işteki hinliği sezecek kadar aklı vardı.'' Esed ve Mübarek bile hiç olmazsa halkından utandığı için bu işlere tepki verecek kişilerdi. Ama bir bahar yağmuru silip götürdü hepsini. Katar'ın eli dünden bağlandı. Suud başına gelecek olan gelmesin diye ılımlı İslam havariliğine soyunarak ABD'nin kanatları altına girmeye mecbur edildi. Türkiye'de geziyle 17-25 Aralık'la ve nihayet 15 Temmuz'da yapılmak istenen bugünden geriye bakınca çok daha net ve berrak bir şekilde anlaşılabiliyor. Düşünsenize 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler başarılı olsaydı bugün Kudüs'ün İsrail başkenti olmasına karşı sesini çıkaracak bir Türkiye'de olur muydu? Anlaşılan o ki planın son ve büyük halkası Türkiye'dir. Ağaçla, hendekle, yolsuzluk tapesiyle, algı operasyonuyla, darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını bir yol bulup yapma peşindeler. Zarrab ne dedi diye, Kılıçdaroğlu bu hafta hangi kağıtları sağlayacak diye tam da bugünlerde meşgul ediliyorsa boşuna değil. 90'larda olmaz o kadar dediğimiz şeyler için bugün sandığımızdan da fazlası olabilir diyoruz. Çünkü hiçbir şeyi bilmiyorsak bile görünen köyün kılavuz istemediğini biliyoruz artık. Türkiye sesini çıkartıyor da ne oluyor diyebilirsiniz. Şöyle masaya yumruğunu vurunca ABD'nin delisini akıllandıracak, İsrail'i bu hevesinden vazgeçirecek kadar gücün yoksa verdiğin tepkiden ne olacak diyebilirsiniz. Belki de haklısınızdır. Keşke bu güçte bir ülke olabilseydik, fakat haydi itiraf edelim, parçalanmamış, batıya zihni ve ruhuyla peşkeş çekilmemiş bir Türkiye, sadece var olmaya devam etmekle bile senarist katillerin tekerine sokulmuş okkalı bir çomaktır. Bu ülke bizim hayal ettiğimiz gibi olamadı. Hala kabul ama unutmayalım ki senaristlerin istediği gibi de olmadı. Kendimize sormamız gereken tek soru var. Bu ülke yok olsun diye uğraşanlara alkış tutanlardan mıyız? Bu ülke var olsun diye her şeyi göze alabilenlerden mi? Türkiye her şeyi göze alarak vatanına sahip çıkanlarla var olmaya devam edecek. Türkiye var olsun.